Ben kendim dün kasapta yanlış kesmişlerdi. Ben bütün yağlarını, sinirlerini, sıkıntılarını ne varsa hepsini aldım. Lastik. Ama arkadaşlar antrikot yağlı bir et biliyoruz. Antrikot zaten yağlı olur bu arada. Ondan lezzetli zaten. Antrikot yani ama ben yağ yemek falan zorunda değilim ki. Tabii kenarlarda yağ yemek zorunda değilim. Bunlar temizlenebilir. Damar ve sinirlerinden bahsediyorsunuz. Yani niye temizlenmemiş? Senin önüne mi restoranda Mustafa Bey sizin yağlı teyze çiğdi ama. Sana yağlarını çiğ böyle miydi? Bir dakika evet, kesip çiğdi mi getiriyorlar pizza? Ya bunlar temizlenir. Ama bir saniye bir şey söyleyeceğim. Yani sen yağlı bir et yiyorsan zaten... Yağlı değil ki, onun... yağ değil ki bu. İşte bir şey söyleyeceğim, ortasındaki şeyi gösteriyorsun. Onu nasıl şey yapacaksın? Niye ayıklanır, niye ayıklanmasın? Hani kesmesi temizle... lazım, o zaman bu etin çok küçülmesi lazım. Yani düşünsene bunu... Yağ bu oluyor bunu Mustafa buradan... Bey. Bakın yağ, yağ budur. Şu. Bu. Bu yağ ama bu yağ, bunlar, evet. Bunlar lastik gibi uzuyor insanın ağzında. Keseyim göstereyim mi ya? Niye sinirlerini ayıklamadın Gülender eti diye soruyor Mustafa. Gülender kaçtı herhalde. Kaşarın içi erimiş. Yok kaçmadım kaçmadım İçeride salatayı hazırlıyorum. İçinde kaşar mı var? Kaşar bu herhalde. Patates ama tam pişmemiş. Da... Sizin şunu görüyor musunuz? Ya kaşar ben de kaşar kalmış, görmedim ya da soğuduğu için dolmuş. Ben de kaşar falan yok. Ben de kaşar falan etin yok. Sinirlerini kim dedi anlayamadım öyle bir şey Mustafa mi oldu Bey. Ben mi? Mustafa Bey bir daha söyler misiniz anlayamadım. Etin yan tarafında sinirler var. İki gündür... Var. Çok sinirliydim, eti de sinirli bırakayım dedim. Güzel cevap, güzel cevap. Sinirim diyor, ete de geçsin. Şey nerede acaba? İçinde parmesan orada kaşar var. Parmesan mı vardı? Parmesan. Evet, o yok. Parmesan sosluydu değil mi? Şu altındaki sos parmesan soslu. Ben parmesan acaba şu tadı sarı alamadım. Sos, bunun içindeki sosun devamı mı acaba? Hayır. Ispanak, ıspanaklı sosun altına geldi. Ispanak sosu yatağında. Siz parmesanın tadını aldınız mı? Ben hiçbir şey alamadım. Yani... Zaten üstündeki kabuğu da biraz yağ çekmiş. İki gündür kaplaması o kadar kötü da... yemekler yediniz ki bence tadınız değişmiş. Evde neyin bırakıp gelmişsiniz. Damağınızın tadı değişmiş. Cevap vermek istemiyorum size. Vermeyin çünkü çok gereksiz veremezsiniz de yani çok saçma sapan bir yorum yapıyorsunuz. Çok naziksiniz. Saçma yani, sapan güzel. Sert bir cümle oldu. Sert bir değil gerçekten için, bileylenmiş gelmiş gibisiniz. Hanımefendi gibisini... olduğunuz için size bu konuda yanıt bile vermiyorum. Şu çok kibarsınız gerçekten. Öyleyimdir. Herkes öyle söyler genelde kibar olduğunu belli söylerler. Çok belli. Siz bence beni rakip gördünüz. Çok belli. Burada Zuhal Hanım'la beraber 6 kişiyiz. 5 kişi altı birbirine rakip değil mi bu arada? Yanlış mı anlıyorum ben? Rakibiz yani, evet rakibiz. Onu anlamadım. Yanlış siz mı? Daha siz çok burayı bence anladınız beni, mı ne olduğunu? Siz bence beni daha çok rakip gördünüz. Bana öyle geldi. Yani siz de rakibimsiniz. Mustafa Bey de, Burcu Hanım da. Bakın evet, rakip olmak... Ama Gülenleri tabii ki daha büyük rakip olarak görmüş olabilirsiniz. Siz beğendiğinizi bile şu an beğenmiyorsunuz. Ben onu anlayamıyorum. Siz zaten yemeklerle ilgilenen bir şef değil misiniz? Ben şef değil, ben şefim demedim. Diyelim. Ben özür dilerim. Hatta özellikle... Bu konuda benim üstüme çok gelindi. Alaylı bir aşçı değil misiniz? Bitireyim de. Evet ama dünya mutfağında bir aşçı olduğumu daha yeni İki gündür yufkayı yufkayla su böreği yapılan diyen kişi kim yahu? Yalan söylemedim ki. Yahu bakın, kim yahu? Bir saniye. Ben gene söylüyorum. Dün sözüm sürekli değiştirildiği için... Ben o an bittiniz bende siz yani. O an bittiniz. Kusura bakmayacaksınız. Su böreği, hazır böreği, dedim ki hazır niye, belki hazır kullanmıştır. Çünkü ben evde su böreği yaptığım zaman yalancı su böreği var. İçinde soda tamam, dökerim. Tamam yalancı su böreği yazardı adam su oraya. Su dökerim bir saniye, belki hazır kullan. Keşke de öyle kullansaydı da biz daha börek yedik ya. Mesela şu salatayı elinden şimdi düşecek. Ay lütfen ya, ben de öyle bittiniz de ki sizde biteyim, benim için sıkıntı yok. Tamam ya, benim için o yorumda bir 15 yıldır yani ilgilenen, bir mutfakla ilgilenen bir hanımefendinin ben gerçekten not mutfakla ilgileniyorum. Ve ama siz günlerdir öyle bir konuşuyorsunuz. Evet. Gülgül Hanım iki gündür özellikle. Ben onu yaparım, ben böyle yaparım, ben şöyleyim, ama bakın, ben böyleyim. Siz de eğitim aldınız falan dediniz ama. Şöyle, ben de eğitim aldım. Çok büyük beklentilerim oldu. Özür dilerim. Estağfurullah. Eğitim aldım dediniz. Bakın ben tekrar söylüyorum. Ben eğitim almadım ama bu yolda özellikle dünya mutfağında bu sene... Kendimi dünya mutfağına koydum dedim ve ben Türk mutfağından da seçebilirdim bugün. Tamam, ben ama seçmişsiniz, ben seçmişsiniz. Sizin eğitimden kastınızı kendimden sarma, bir şeyler kattım. Sarma, dişne, nerenin mutfağı? Cevap verin. Servis olarak bakın, Türk mutfağında Allah aşkına şimdi beni sinirlendirmeyin. Böyle mi sunum yapıyoruz? Bir dakika, sinirlendirin. Lütfen. Sinirlenmenize gerek yok. Türk mutfağının ürünü değil mi? Yanlış mı biliyorum arkadaşlar? Sarma, vişneli sarma, öyle meyveli bir ürün. Türk mutfağının değil, Osmanlı mutfağı yahu. Evet, tabii, aynen. Hani nasıl bir salata cümledir? Salata nasıl görünüyor? Yani sunum çok kötü değil yani. Çok kötü değil de bu güzel ne değil mi? Ne peyniriydi bu? Bol peynirli mi? Yani? Sadece evet, bol peynirli ama bu misket peynir. Meyveli ve bol peynirli. Ananas, nar var, nar var. Yeşillikler var. Yeşillikler var.
kaseye gerek yokmuş. Yani ben kasede gibi. Ananasa bayılırım bu arada. Kasede. Kase gibi. Zaten özelliği o, sunumu farklı olsun diye böyle bir şey tercih ettim. Etinin üstüne mi koydun sen? Ama sos var. Et yemeyeceğim zaten. Sos var isterseniz. Peki sen bilirsin. Baktım sadece. Her üründen tatmamız gerekiyor değil mi bu arada? Evet, evet, tadıyoruz. Bunları da alalım da. Salatalık. Evet. Tabağımıza söylüyordunuz başından beri, hı-hı, yemeyeceğimiz bir ürünü koymuyorduk. Şimdi biz bunu yiyeceğiz mi böyle dürüm? Yiyebilirsiniz. Zamanla o akacak zaten. Kendi böyle sosuyla beraber yenilebiliyor. Çok kıtır yapmasın. Yani zamanla akmasını bekleyelim. Siz bekleyin Selda Hanım. Diyorsunuz, zamanla akacak diyorsunuz. Ben şu an nasıl yiyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Nasıl yiyeceğim? Dürüm yapacağız herhalde. Şöyle ama yani onu yapmam lazım. Tamam. Siz bekleyin Selda Hanım. Yani aslında başka bir şey söyleyecektim de Allah'tan. Evet, buyurun yemek eleştirisiyle devam edelim. Sinirler bozuldu. Evet, buyurun. Yemek konuşalım. Ben yemekten bahsedeyim. Çok gerildik çünkü. Evet. Bence de. Evet, ilk olarak kuşkonmazlar dünkünden çok daha iyi. Afiyet. Dün artık bayağı esnemişlerdi. Şu an iyi. Patates kroketi geleceğim. Bu biraz ben çubuk şeklinde bekliyordum yine. Fakat arancini tarzında olmuş kroket. Uzun bekliyordum ben çubuk şeklinde krokette. Bu şekilde de yapılıyor ama. Parmak da yapıyorlar yani. Hayalimde kurduğumu söylüyorum sadece. Altındaki bu parmesan sos o değil mi? Evet. Tamam, parmesan sosu. Parmesan tadını ben aldım. Aldın mı? Aldım ben. Yoğun kullandım halbuki ama. Evet, aldım. Toz halinde mi kullandınız? Rendelediniz mi? Rendeledim. Rendelediniz, tamam. Tamam. Evet, ıspanaklı mantarlı yatağa gelecek olursak lezzetleri iyi. Yani çok da beğenmedim aslında, biliyor musunuz? Ispanağı severim ama çok beğenmedim. Yani iyi dedim ama beğenmedim dedim. Onu anlayayım. Biraz daha beklemek lazım. Dönemi mi? Birazcık daha beklemek lazım. Beklemek lazım, evet. Tamam. Kız sebzesi. Ama şey yani kötü. Ama her yerde bulunabiliyor. Evet evet. Hatta buranın marketinden aldım. Yani demek ki mevsim. Bunun, evet evet. Tabii. ete gelecek olursak da antrikot yağlıdır. Yani yağlı getir. O yüzden lezzetlidir zaten. Seni rahatsız etti mi oradaki sinirler? Etmedi. Onları yemiyorum. Kenardan etinden yiyorum. Ya bilmiyorum. Bana mı denk geldi? Ben onları yani şu pirzola da gelir yağlı. Çöp şiş gelir aralara. Yani çıkarırız yerken. Yani o çok sorun edilecek bir şey yok. Ama hani aşırı sert, aşırı işte damarlı, sinirli bir et gelir yani. O direkt tabii ki haklısınız. Yani seninkini biraz bilemiyorum. Olabilir. Belki daha mı sinirleri fazla olan bir parça geldi. Evet. Evet, şunu ayıkladım. Salataya da gelecek olursak, salatayı ben yani böyle hayal etmemiştim. Tortilla. Nasıl hayal etmiştin? Şöyle, tortilla ekimi. Tortilla yapraklarından mı? Hazır değil mi bu arada? Evet. Hazır değil mi? Evet evet, hazır. Şöyle diyeyim, üçgen parçacıklar, cips gibi düşünmüştüm. Nachos gibi biraz. Evet, evet, anladım. Öyle düşünmüştüm ben. Ufak ufak olur diye düşünmüştüm. Çünkü böyle yani yemek istemedim zaten, canım istemedi onu yemeyi. Lezzetine gelecek olursak, sosu iyi, salatanın sosu iyi. Limon gelmedi bana ama. Sizde geldi mi? Limonla lezzetli falan da bulunmadı. Yani sosu iyi dediğiniz için dedim. Yağı biraz fazla ama niye bir daha tadına bakıyorsunuz? Kendinize güvenmiyor musunuz? Yok, bir daha bakıyorum belki yani tatlar... Baksana bir daha baksın. Bakın sınırlama var mı? Tatlı yok tabii ki. Yok. Ben zaten önümüze koydum. Bir daha bakın, anlayamayabilirsiniz. Çelişkiye bıraktı da ama Gülender yani hani... Çelişkiye bırakmadım ben sadece... Aynı şeyi şey... Güray'ın yönlendirdiğini mi düşündün? Aynı şeyi ilk gün bana da yaptı. Ha ne yaptı? Ben tam yemeği yiyeceğim. Evet beğenmedim yemeği ama haksızlık yapıyorsunuz dedi bana. Döndüm bir daha baktım. Ama Gülay biraz manipülasyon şeyi var. Yapıyorsunuz lütfen. Şimdi kız yorum yapıyor, oradan diyor ki aa aynı şey aldım. Bana da yap. Ama yönlendirme. Bırak o yorumu bitirsin. Tamam. Sıra sıra geldiğinde ben alamadım limon tadını dersin. Bu işe uzman olan biri eğer bunu söylüyorsa ben susarım şu anda. Çok net söylüyorum. Evet. Gülay Bey evet yorumlarıyla yönlendirmeye çalışıyor. Ne yaptığını da anlamadım zaten. Ne yapmak istediğini de anlamadım. Herhalde kendi gününü oynuyor. Bunu da bileceğiz. Bakacağız yarın için. Yorumlarımla insanları yönlendirdiğime katılmıyorum. Çünkü ilk iki örnek verildi. Birinde iyi bir yorum üzerine zaten söylemiştim. Burada da sadece arkadaşıma fikir vermek istedim. Yani o da benim rakibim zaten. Bir daha ben tatmak istedim o söyledikten sonra. Çünkü yemek yerken bazen aklımızdan kaçırabiliyoruz. Tuzuna bakıyorum mesela o anda ama limonunu kaçırıyorum. Dediğinde baktım. Yani limonu bir tık daha ekşilik olabilirdi. Katılıyorum. Yani uyarıda bulunması, sorması bana aslında ben kötü bir niyet olarak sorduğunu düşünmüyorum. Manipüle etmeye de çalışmıyor. Çünkü manipüle edilemez bence buradaki insanlar. Çünkü gayet kendi alanlarında güçlü insanlar olduğunu düşünüyorum kişileri. Damak tatları da yerinde gayet. Güray Bey'in yorumlarıyla insanları yönlendirdiğine dair bir izlenim almadım. Ama genel olarak heyecanlıydı. Mutlaka yarın neler yapacak merakla bekliyorum. Evet, salatada ve bize vaat ettiklerini ben gördüm, peynirleri gördüm. Meyveler, ananas ve nar var. Farklı farklı meyveler aslında. Yakışmış mı bu uyum, hoşuna gitti mi? Nar olmasa da olurmuş. Ya da görsel olarak renk zaten. Olsun. Yani renk olsun herhalde. Yani salatada idare eder diyeceğim.
İdare eder. Evet, evet böyle. Sen ne diyeceksin Mustafa, dudakları? Ben eti hiç beğenmedim. Zaten bana lastik gibi bir et geldi. Yarısı lastik pişmemiş. Lastik gibi. Lastik pişmemiş. Gibi, evet. Pişmemiş mi? Pişmemiş. Kenarları zaten pişmemiş. Pişmemiş mi et? Bana pişmemiş geldi. Pişmiş yani. Pişmiş. Madem çok yumuşak yemek, hayat da hak yemek. Vaya yağ içinde. Bey, yani bunu eğer çok pişirseniz ben şimdi dururdu, lütfen. Ama haksızlık yapmayın. Ediyorsun. Şu ete pişmemiş ya. Gel bak şunu de. Bana pişmemiş geldi. Şunu anlayabilirim. Pişmemiş. Dersin ki ben sosunu beğenmedim. Parmesan tadı geçmemiş. Ona da geleceğim zaten. Renklendirmesini çok beğenmedim. Çok fazla yağlı geldi benim etim. Yani kenarları olduğu gibi. Ama bu ete pişmemiş gibi diyemezsin. Ya pişmemiş, kenarları da pişmemiş. Gösterebilir misin? Buyurun evet. Nerede pişmemiş? Yani yağların olduğu yerler bile pişmemiş. Bu şey güzel olmuş. Ne? Kroket. Ispanak yatağı. Ispanak yatağında yatak yapmış buraya güzel. Kroket şeyleri, kabukları çok yağ çekmiş. Onlar da hepsinde. Kabukları mı? Şeyleri. Kızartma şey. Kızartma. Kızartır mı Mustafa Bey onları ben? Kabuk. Bunun içinde patates. Kroket. İçinde onların kaşar var. Kaşar var galiba onlarda. Benimkinde ne kaşar var ne bir şey var. Biraz püre yaptın mı acaba? Hayır hiçbir şey yapmadım. Biraz daha karıştırma ama artık. Deminden beri o kadar didikledin ki. O çatalla bıçağı elinden bırakır mısın lütfen artık? Bıraktım evet. Nimetle bu kadar oynanmaz. Afiyet olsun. Evet Selda. Ellerine sağlık. Genel afiyet olarak zaten şu ana kadar yemekleriniz görseliyle ilgili hiçbir problemim yok. Burada alt tabanında ben mantarın diğer işte ıspanağı oranla daha pişmediğini gördüm. Yani mantarın bir tık daha diri kalmıştı. Denedim, 2-3 tane denedim. Et de aynı şekilde pişmiş. Gayet de güzel pişmiş ama hepsinin tek bir problemi var, tuz problemi. Kroketle ilgili de güzel olmuş, beğendim. Muhtemelen beklediği için de kaşar belli bir süreden sonra donmuş. Bununla ilgili eleştirim yine görselin güzel. Problem yok ama ben ne bekledim? Hani konuştuk ya hep, dedik ki bir emeğimiz gerekir, o gerekir, bu gerekir. Tortilla hamurunu açmanı bekledim. Değil mi? Bunu sen açmadın diye biliyorum. Onu açamam. Kaçırdın mı bilmiyorum. Açarsam bu kuruluğu bulamaz. Yani bu şekli veremezdim. En azından bunu bekledim. Çünkü mutfakta uğraştım. O zaman şöyle o yapardım. Yani yapanlar oldu. Yaprak sarması da vardı. Tabii ben bu yapmanı risk bekledim. Risk almak istemedim. Öyle söyleyeyim size o zaman. Ona bir şey diyemem. Bu kadar. Ama yapanlar oldu yani. Ben risk almadım yani, öyle söyleyeyim. Tercih meselesi. Hı-hı. Çünkü dekor olarak kullandım yani. Evet, İçindekini Gürel değerlendirdim. İyi misin? Ben iyiyim Gürel. Beğendim. Gayet iyi olmuş. Tuzu az afiyet olmuş. Afiyet olsun. Ne güzel size yani sabahtan beri yemek beğendirebildiysem. Bak benim damak tadıma göre ben olanı söylüyorum. Ben yemeğini beğendim. Damarlı da olsa işte neyse de beğendim. Afiyet beni tanıyan olsun. Arkadaşlarım da bilir, et tüketen insan asla değilimdir. Hı. Çok az et tüketirim. Hele yağlı et asla yemem. Ne mutlu bana. Olabildiğince güzel yedim. Afiyet pişme olsun. Oranı da hafif. Biraz daha pişerse kuru olurdu. Hı. Sosum sıvı evet. Tartolette de tuz problemi vardı yani var. Genel olarak vardı. Var. Tadına bakmadım. Ama diğer evet. Şeylerin tadına baktım. Özellikle genel bir tuzluk var. Düne göre kuşkonmazların çok net gayet hı-hı iyiydi. Yani düne göre kıyasladığımda aynı ürün olduğu için. Burada bende limon ekşilik bir eksiklik var. Zuhal Hanım aldınız mı bilmiyorum onu da ama. Evet. Bir ekşilik bir, eksiklik var. Bir tık daha var. Ekşi ister. Ekşilik isterdi. El emeği neden biliyor musun? Şimdi orada bir de tatlı ananas var ya. Evet. Bir tık evet daha limon evet asit evet istermiş aynen yani. İsterdi. Ananas çok baskındır. Mesela ananastan sonra bu yemeği yiyemezsin. Tadını alamazsın yani. Doğru, çok haklısın. Nettir.